Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Gazeteci Cem Seymen uzun yıllar tarımla ilgili programlar yaptıktan sonra geçen ay bize bir hareketle merhaba dedi. Ve bu aslında kendisinin toprakla, tohumla özgürleşme, hem kendisinin hem ülkenin özgürleşmesiyle ilgili bir hayal. Ama bu hayalini gerçekleştirmek için aslında hepimizi davet etti. Kolektif bir harekete dönüştürdü. Her ne kadar adı Ata Tohum Hareketi, tohum, toprak olduğu için sanki kır dünyasında geçiyormuş gibi olsa da aslında kentle çok etkileşimli bir hareket. O yüzden de bizim çok ilgimizi çekti ve kendisiyle bugün bu hareket üzerinde konuşmak istedik. Sağ olsun bizi kırmadı, zaman ayırdı. Hoş geldiniz Cem Bey. Itır Hanım, teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun. Şimdi siz diyorsunuz ki ata tohumdan, tohumdan, topraktan öğrenin ve bu öğrendiklerinizle kendinizi, toplumu ve ülkeyi özgürleştirin. Böyle bir davetiniz var kabaca bu harekette. Ne öğrenmemizi bekliyorsunuz tohumdan ve hareketten? Yani dünyanın kuruluşundan bu yana bir felsefesi var, bir devinin felsefesi var. Tabiatın kendine ait kuralları var. Gezegenin kendine ait kuralları var. Evrenin kendine ait kuralları var. Bu kuralları bozan canlı sadece insan. Yani genel anlamda huzurlu yaşayabilmek ve kaynakları tüketmeden yaşayabilmek için bencil yaşamadan diğer canlıların da haklarına saygı duyarak uygarca bir yaşam için bu kurallara uymamız gerekiyor. Uymadığı zaman zaten yani başımıza belalar alıyoruz. Covid-19'dan da görüyoruz zaten dünyanın temel dinamiklerini o kadar çok tüketim ekonomisiyle bozduk, parçaladık, paraladık ki artık doğanın tahribatını maalesef virüsleri yenememesi sonucuyla çok ağır bedellerle ödedik. Doğanın tahribatının bedeli, faturası ağır. Bunu görmüyoruz. Şimdi ben tohum hareketi diyorum, ata tohum hareketi diyorum ama yani aslında kastettiğim beynimize, zihnimize ekmek durumunda kaldığımız tohumlar. Son bir buçuk yıllık süre içinde zaten bir miktar öğrendik nasıl yaşamamız gerektiğini. En azından şunu idrak ettiğimizi düşünüyorum. Nasıl yaşamamamız gerektiğini idrak ettik. Yani insanların toprağa basarak yaşamayı keşfetmesi, bahçeli bir eve ihtiyaç duyması, gıdasının sağlıklı bir şekilde kendisine ulaşmadığını fark etmesi ve kendine kırla kent arasında bir uzlaşmış yaşam kurmaya ikna etmesi bence azımsanacak bir gelişme değil. Çünkü hatalar çok büyük. Bugün Marmara'da salyalarla uğraşıyorsak bu bize yaşadığımız coğrafyanın, denizin yani canlı yaşamının attığı büyük bir şamar. Çünkü yıllardır o kadar çok atıklar yani filtresiz bütün bu insanoğlunun yarattığı tüm atıklar denizlerle buluştu ki artık Marmara Denizi'nin deniz altında yaşama şansı kalmadı. Görüyoruz bunu. Yani suratımıza bir büyük şamar yiyoruz. Şimdi ata tohum hareketi beynimize ekmek zorunda olduğumuz bir tohum. Biz yanlış yaşıyorduk en başından beri. Biz refah toplumu olmak için sadece betonla kalkınmayı denedik. Yani son 20-25 yılın hükümetlerinin politikası bu. Aslına bakarsanız 90'lı yılların başından itibaren başlayan bir yanlış zinciri bu. Bütün gelen iktidarların tamamı yani siyasi olarak görüşünü iktisadi bakımdan kalkınmayı betona endeksledi. Çünkü çok kolay bir sektördü. Eğitim gerektirmeyen bir sektördü. Çok yatırım gerektirmeyen bir sektördü. Özel sektörün girişimiyle birlikte rantı çok büyük bir sektördü. Ve Avrupa Birliği'ne de bir söz verilmişti zaten tam da o sırada. Avrupa Birliği kırsal nüfusun azaltılması için Türkiye'ye baskı yapıyordu. Ve İktidarın gelişiyle birlikte 2000'li yılların başında Avrupa Birliği'ne yıllardır sözü verilen bu anlaşma imzalanarak paylaşıldı. Avrupa Birliği'ne biz kırsal kesimi %10'a çekmeyi taahhüt ettik. Bu yapabileceğimiz en büyük hatalardan bir tanesiydi. Türkiye bugüne kadar köylü olmaktan utandı. Köylerini geliştirmemek için kentlerde bir betona dayalı hayat kurmak için zaten kararını vermişti. Sağ iktidarların genellikle zaten kalkınma modeli tamamen betona dayalı, inşaat sektörüne dayalı ve dolayısıyla ardından doğal olarak gelecek ranta dayalı bir büyük ekonomi. Bu ekonominin aslında herhangi bir ihtiyacı yok. Nitelikli iş gücüne ihtiyaç yok, nitelikli planlamaya ihtiyaç yok. Sadece Avrupa Birliği'ne söz verdikten sonra kırsalı desteklememek adında aslında özetleyebileceğimiz, yani
aslında topraktan çıkan ürünün bizi beslemesi yerine Antalya'daki büyük seralarda aile çiftçileri yerine büyük işletmelerde, büyük şirketlerde yetiştirilen gıdalarla İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Bursa'nın beslenmesi gündeme geldi ve bu kurgulandı. Son 20 yıldır da bu vahşi bir şekilde devam ediyor. Şimdi tarım ya da toprak ya da aile çiftçisi bizi doyurmuyor. Şu anda bizi endüstri doyuruyor. Endüstrinin büyük alanlarda şirketlerin ürettiği gıdalarla biz kendimize bir yaşam kurmaya çalışıyoruz. Covid-19'un etkilerinin bu kadar büyük olması ve ilk aylarda bu kadar çok insanı hasta etmesi aslında gıdalarla doğrudan bağlantılıydı. Ben bir bilim insanı gibi konuşmak istemem ama dünyanın en fazla tarım ilacı kullanan ülkelerinden bir tanesiyiz. Dünyanın en fazla kimyasal gübreyle gıda yetiştiren ülkelerinden bir tanesiyiz. Aslında biz içeriden ölüyorduk. Yani yediğimiz, içtiğimiz sayesinde hastalanıyorduk. Bu hareket aslında bir uyanış hareketi. Ben böyle bir hareket başlatmak istedim. Herkese bir ata tohumuyla birlikte kırsala gidin, toprak alın, bunu ekin, sonra da hasat edin. Hasat ettiklerinizi de bana gösterin. Ben de bunları pazarlamaya çalışayım. Size işte reklam ve makyaj ve işte bir markalaşma çalışması hizmeti sunayım demek istemiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Biz diyorum ki köyü bitirdikten sonra maalesef bir torba yasayla ortaya çıkan bir gerçek var. Bir torba yasaya konuldu ve 36 binden fazla köy mahalle ilan edildi ya. Ben bu mahallelerin köy statüsüne tekrar kavuşup köyün bir cazibe alanı olmasını, köylünün toprağını terk etmemesini, atadan babadan gelen bilginin genç kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini anlatmaya çalışıyorum. Ama neoliberal sistemde, kapitalist sistemde her şeyi sen başaracaksın, her şeyin kralı sen olacaksın, en iyi evde sen oturmalısın, çocuğunu en kaliteli okula sen yollamalısın, en muhteşem, en pahalı arabaya sen binmelisin öğretisiyle bir toplum zehirlendi, nesiller zehirlendi. Herkes her şeyin ilki, her şeyin en pahalısı, her şeyin en lüksü, her şeyin en iyisi. Ben layık değil miyim duygusuyla ve aşağılık kompleksiyle yaşadı. Köydeki insan da ben köylü olarak adlandırılmak istemiyorum dedi. Ve hükümete baskı yapıp oy vermem yoksa deyip el altından köyleri mahalle statüsüne ulaştırdılar. Ben artık köylüyüm değil mahalleliyim diyor. Şimdi köy mahalle olunca önce köy okulları kapandı. Hepsi birbiriyle o kadar ilintili ki köy okulları kapanınca içindeki en fazla bilime, ilime, aydınlanmaya yani olanak sağlayacak olan öğretmen yok oldu. Öğretmen gidince köyde yaşayan halk caminin imamıyla baş başa kaldı. Ve büyük bir eğitimsizlik, büyük bir garabet bir anda okullarda çekilince maalesef tek hakim oldu. Şimdi okullar kapatıldıktan sonra taşımalı eğitim adında bir şey çıkardılar. Hiçbir zaman anlamadım bunu. Taşımalı eğitimle 30-40 kilometre uzaktaki köy okulu kapanınca çocuklarını okullara göndermeye başladılar. Bir süre sonra bu da çok büyük bir zul gelmeye başladı insanlara ve tümden kente yerleştiler. Zaten vaat de şuydu. Büyük fabrikalar kuracağız, büyük üretim tesisleri olacak, yatırımlar olacak, özel sektör İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Antalya'yı, Bursa'yı, Gaziantep'i yatırımlara boğacak. Ne işiniz var köyde? Köyde de zaten insanlar inek sağmak ya da ahır kokusu içinde yaşamak istemiyordu. Tam bu sırada hayatımıza neoliberal sistemde olmazsa olmaz tohum şirketleri devreye girdi. Türkiye büyük bir ülkeydi. 80 milyon ve giderek zenginleşen, zenginleri el değiştiren, sermaye ulaşanların farklılaştığı, kırsal kesimden gelenlerin kentte yaşamak ve paraya dokunduktan sonra daha lüks yaşamak ve jiplere binmek gibi bir hastalığı oluştu. Bunu fark etti küresel şirketler ve tembelliği fark etti. Toplumdan ahlak çöktükçe, çalışmadan para kazanmanın ne kadar aslında getirisi olduğunu gördükçe ve ahlaki olarak bir çöküş, utanma duygusunu kaybetmeye başlayan, sadece para kazanmaya endeksli bir ahlak normu oluşunca zaten küresel tohum şirketlerinin işi çok kolaydı. İşin içine arkasından ilaç şirketleri girdi. Tohum bizi hastalandırmaya başladı. Çünkü milyarlarca dolarlık inovasyon ve Ar-Ge geliştiren laboratuvarlarda üretilmeye başlandı. Batı dünyası
milli gelirinden çok büyük bir kısmı harcadığı gıda ekonomisi için kaynakları sonuna kadar açtı ve ilaç sektörüyle el sıkıştı. İlaç sektörü gıda sektörüne sen hasta et, ben tedavi edeyim dedi. Türkiye'ye giren tomografi cihazının sayısı Fransa'dan ithal ettiğimiz sadece İstanbul'da toplam Fransa'nın 5 katı. Başınız ağrısa hastaneye gitseniz hemen size bir görüntüleme isterler. İşin içine sigorta şirketleri de girdi. Tam anlamıyla bir rant düzeni oluştu. Atatürk hareketini işte ben bu gerçeği biraz anlatabilmek için herkesin evine en azından bir tohum alarak tek bir tohumla nasıl sömürüldüğümüzü anlamalarını sağlamak için başlattım bu hareketi. Çünkü tohuma saldırmaları şudur. Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi, en zengin ülkelerinden bir tanesi. Biyolojik çeşitliliğimiz, ekosistemimiz olağanüstü bir şey Anadolu'da. Yani dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz kadar muazzam akarsu rejimlerimiz var. Toprak kalitemiz son derece yüksek. Yağış rejimi yüksek olmasa da 12 bin yıldır Göbekli Tepe'nin bize öğrettiği kadarıyla 12 bin yıldır kendine has yöntemlerle tarım yapmayı başarmış bir coğrafyanın mirasçılarıyız hepimiz. Dolayısıyla buradaki tohum çok kıymetli. Bunun yok edilmesi lazımdı. Bu yok edilirse ancak tohum şirketleri tohum satabilirlerdi ve 5553 sayılı tohum yasasını çıkarttırmayı başardılar hükümete baskı yaparak ve yerli tohumun satışı yasaklandı. Böylece geriye gidiş, çöküş ve kendi kendimizi yok ediş başlamış oldu. Atatohum hareketi bu yok edişi tersine çevirmek için bir sivil hareket, bir Gandhi'nin kısa yürüyüşü gibi bir şey yani aslına bakarsanız. Evet, gerçekten çok güzel. Çok teşekkürler Tem Bey. Çok güzel anlatıyorsunuz. Yani hayal diye söylüyorsunuz ama aslında bayağı planlanmış, iyi tasarlanmış bir hareket olduğunu da anlıyoruz. Tıpkı şimdi yaptığınız gibi siz hep bu hareketi bir kentli olarak, yani doğayı bir kentli olarak keşfediyorsunuz. Bütün yolculuklarınızda da. Ve doğayı şimdi tam da yaptığınız gibi kentli bir zihinle, kentli bir dille, kentli kavramlarla anlatıyorsunuz. İşte çoğu zaman mesela tohuma çip diyorsunuz. Birçok seyrettiğim diğer sohbetlerinizde şimdi yaptığınız gibi bir sürü kentli kavramları kullanıyorsunuz. Şeyi merak ediyorum. Sizce ata tohum güçlendiği zaman kent nasıl güçlenecek? Yani bütün bu kentli yaklaşımınız tohum sonra kente nasıl gelecek? Kent nasıl güçlenecek ata tohumuyla? Itır Hanım, zaten gıdanın bir yerden bir yere seyahat etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani biz zaten petrol endüstrisine bağlı bir hayat kurmuşuz. Yani kendimizi zaten sömürülmek için her türlü teslim etmiş bir yaşam sürüyoruz. Yani petrol endüstrisinin hayatımızda girmeyen en ufak bir noktası yok. Hiçbir açık nokta bırakmamışlar. Fark etmeden biz aslında modern hayatlar, tırnak içinde modern ve uygar hayatlar yaşadığımızı zannediyoruz. Ama dev bir mekanizmaya, büyük bir sömürü düzenine sadece destek sağlıyoruz. Şimdi benim gıdamın kırsaldan, Antalya'dan gelmesi, ben İstanbul'da yaşayan bir insan olarak kabul edilebilir mi? Antalya'dan nasıl geliyor? Düşünelim. Petrol endüstrisiyle yapılan otobanlardan geliyor. Ben asfaltın üzerinde yine petrolden yapılmış lastiklerle hareket eden Batı medeniyetinin ürettiği, yine tırnak içinde medeniyet, büyük tırlarla, büyük kamyonlarla İstanbul'a geldiğini görüyorum. Ve mazot harcıyorlar bunlar. Ve dünyanın ısınmasına sebep oluyorlar. Gıdanın seyahati demek bir yerden bir yere binlerce, yüz binlerce kamyonla seyahat ediyor olması demek her şeyden önce akla, mantığa, vicdana aykırı. Dünyanın bu kadar kirletilmesine daha fazla izin veremeyiz. Ne yapmalıyız? Biz bir kez gıdamızı kendimiz üretmeyerek yaşadığımız kentlerde kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Her türlü gıdanın üretilmesi şart değil. Hangi mevsimde hangi ürünün üretilmesi mümkün olabiliyorsa onu tüketmemiz lazım. Doğanın verdikleriyle yetinmek zorundayız. Biz Allah rolü oynayamayız. Biz bir tanrı rolünü üstlenerek yani bütün bu ekosistemin efendisi olma rolüne soyunamayız. İnsan dediğimiz şey hiçbir şeyin efendisi değil. Ekosistemin bir parçası. Küçücük bir COVID virüsü, yıllardır hayatımızda COVID var. Yıllardır bu virüslerle yaşıyoruz. COVID-19 virüsünün bu kadar etkili olmasının sebebi ne? Çünkü kullandığımız bir kez her şeyden önce ilaçlar, ilaç demeye dilim varmıyor, tarımda zehirler. Yani bir benle gelseniz bir görseniz hektarlarca araziyi uçaklarla ilaçlıyorlar.
kaplumbağalar ölüyor. Solucanlar ölüyor. Sincaplar ölüyor. Ceylanların yavruları yaşayamıyor. Kelebekler ölüyor. Arılar ölüyor. Sinekler ölüyor. Ve hiç görmediğimiz zararlıları yiyerek beslenen ve ekosisteme katkı sağlayan mikroorganizmaları öldürüyoruz biz. Yani bu ilaç kullanımında bir yaşam şansı yok. Şu anda insan nasıl tutsa, nasıl söylediklerimizi ölçerek, biçerek, tartarak söylüyoruz. Başımıza bir şey gelir diye korkuyoruz. Tweet atarken bile korkuyoruz. Üniversitelerde insanlar konuşmuyor. Çok az insan şu anda yaşadığımız sistemle ilgili eleştirilerini dile getiriyor. Herkesin içinde nasıl aman başıma bir şey gelirse, başlarına bir felaket yağıyor kırsalda, tarım alanlarında, mikroorganizmalara kadar bütün canlılar. Tarım zehirleri dediğimiz şey Türkiye için dev bir pazar. Çünkü mikroçip kelimesini kullanıyorum. Tohumun içine aynen mikroçiplerde olduğu gibi nasıl hareket etmesi gerektiğini öğreten bilgi yükleniyor. Tohum küçücük bir bilgi dağarcığı. Bu bilgi dağarcığını benim toprağıma ekmesi için bana yolluyor. Medeniyet, endüstri, inovasyon, bilim, teknoloji, Ar-Ge. O küçücük tohumun içine milyarlarca dolarlık Ar-Ge'yi ekmiş olan bu petrol kartelleri, bu tohum kartellerine karşı benim hareketim küçücük bir isyan. Ama tek kişi dünyayı değiştirebilir diye düşünüyorum. Yine söylüyorum, yanlış bir hayat yaşıyoruz. Ben Antalya'dan, Sera'dan gelen gıdayı tüketmemeliyim. Ben İstanbul'da tarım yapmanın bir yolunu bulmalıyım tüketici olarak. Demeliyim ki... Yerel ne yapabilir bu noktada? Yerel yönetimlerin sizce tarım politikaları nasıl yardımcı olur bu noktada? Kırsal tarım nasıl var İtir Hanım? Kentsel tarım da var. Yani ben yaşadığım apartmanın tepesinde mutlaka şeftali yetiştirmenin yolunu bulmalıyım. Yani yaşadığımız o bütün insanları karınca gibi, insanları bir sinekmiş gibi 30 katlı, 40 katlı binaların içine tıktılar ve bunun adına da modern yaşam diye çok güzel, janjanlı bir ambalaj ördüler ya, insanlar da şehri terk etti. Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. İmparatorluk kenti burası. Yani tarihiyle, kültürüyle, sokaklarıyla muazzam bir kentte, imparatorluk kentinin içinde yaşamanın hazzını yaşayacakken ben Beylikdüzü'ne nasıl gidebilirim? Beylikdüzü'nde nasıl yaşayabilirim? Yaşadığı insanlar çevreyi bile seçme hakkına sahip değil. Çünkü ekonomik olarak o kadar büyük bir darboğazdalar ki kırsaldan kente göç ettikten sonra istedikleri yaşamı bulabilen %1'den fazla değil. Belki bunun oranı 1/1000'dir. TÜİK'e soralım diyeceğim ama TÜİK'ten gelen rakamların doğruluğuna artık inanan da kalmadı maalesef. Şunu söylemeye çalışıyorum. Madem çeperini, kent çeperini genişlettik, kent çeperini dışarı doğru taşıdık. Yani gerçek anlamda imparatorluk kentinin dışında 5 kent daha yarattık. Şimdi anlıyorum ki Kanal İstanbul gibi akıllara zarar bir projeye başladıktan sonra iki yakasında kentler kurulacakmış. İstanbul'a yeni ihanetler yapmaya devam ediyoruz. Büyük katlı binalar, o zaman büyük katların tepesinde bizi petrolle ulaştırdığımız petrol endüstrisine, yani Suriye'deki, yani Irak'taki, İran'daki, Filistin'deki Müslüman çocukların başına bomba yağdıran o dev kartel entelejansiya var ya, bütün dünyada herkesi düşman ilan ettiğimiz o büyük güç, Müslüman çocukların başına bomba yağdıranların maalesef üzerine konduğu petrol endüstrisini destekleyerek bir yaşamdan vazgeçmemiz lazım. Şimdi bu hükümetlerin vereceği bir karar. Hükümet buna karar vermiyorsa yerel yönetimlerde benim aradığım umut, belediyeler tehlikenin farkına varmalı ve küresel iklim krizinin kuraklığa yol açacağı tüm alanları belirleyip halka seslenmeli ve demeli ki bu şekilde gıda tüketemeyiz. Kendi gıdamızı elimizden geldiğince kendimiz üreteceğiz. Apartmanların üstüne güne duruyor. Bütün bunları verimli toprakla kaplayıp her apartmanın kendine yetecek kadar yeşilliğini, kendine yetecek kadar sebzesini, meyvesini üretebileceğini düşünüyorum. Ata tohumlarıyla. Ata tohumla üretmek aslında gelecek kuşaklara da borcumuz. Çünkü ilk defa son 20 yıldır bir saldırı var. Bir saldırı söz konusu. 12 bin yıldır tarım yapılan Anadolu topraklarının kadim bilgisini içinde barındıran bu çok değerli tohumları unutturmak demek, yok etmek demek, köylünün ve çiftçinin tembelliğinden faydalanıp yani bayi sistemi getirip bayiye koş, çiftçi şu anda bunu yapıyor. Bayiye koşuyor, paket içinde satılıyor zaten. Tohum, gübre, ilaç. Üçü bir paket.
Yani hazır yemek gibi alıyorsun. İçinde kullanma talimatı var. Gerçekten daha düne kadar İsrail'den bombus arısı ithal ediyorduk ki bombus arıları kutuda satılıyordu. Kutu içinde yani zannederim içinde 300 tane olanın fiyatı 30 dolardı. Bunu alıyordu çiftçi. Seralara salıyordu. Tam 41. günde arılar ölüyor. Bombus arıları. Bombus arısı dediğimiz şey eşek arıları. Döllenme için gerekiyor. Anadolu'daki bunca eşek arısına ne oldu diye sorarsanız kimyasallarla, tarım zehirleriyle yok oldular. Yani nesilleri bitti. Doğa kendini yenileyebilir. Onun için bu tahribata dur demenin yolu ve anahtarı bizim elimizde. Hollanda'ya bir yere gitmiştim. Beni bütün işte ne desem vay sen eleştiriyorsun diye ne kadar işte troll ordusu varsa Hollanda hayranı diye ilan etmişler ya. Evet hayranım, bilgiye hayranım, yani inovasyona hayranım, bilime hayranım, bilime bu kadar saygı duyulmasına hayranım. Hollanda küçücük topraklarıyla bilim insanlarına ödenekler yağdırarak, üniversitelerine saygın bir konum kazandırarak, bizdeki gibi dışarıdan atamalarla üniversite falan yönetmeden, üniversiteyi özgür bırakarak, bilim üretmesini isteyerek teknolojisini geliştirmiş bir ülke. Hollanda'da küçücük bir şehirden bahsedeceğim size. Rotterdam'ın yaklaşık 45 kilometre dışında minicik bir köy aslında. Johannisthal'dı galiba adı, tam hatırlamıyorum. Bakarım sonra. Buraya ben 3 sene önce gittim. Belediye başkanı davet etti. Bir şekilde Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşı benim yaptığım programlardan bir tanesini belediye başkana yollamış. Üstelik de altına Hollandaca çevirisini yapıp yollamış. Belediye başkanı beni davet etti. Anlattığınız şey biliyor musunuz? Ütopya değil, gelin görün diye. Haftasına atladım gittim. Küçücük bir kent, bir köy. Burası sadece Ar-Ge'nin, inovasyonun ve üniversitenin konuşulduğu bir hub olarak planlanmış. Bu köye gençler davet edilmiş. Gençler sadece güneş enerjisi kullanacak, sadece rüzgar enerjisinden faydalanacak, minimum atık çıkaracak ve bölgede yetişen gıdadan başka bir şey, bir eksperimental bir şey. Deneysel bir proje yani. Yaklaşık 800 nüfusu olan köy sadece 3,5 sene içinde 80 bine ulaşmış. Şimdi planlanan, şu sıralarda planlanan 300 bine ulaşacağı. Ya inanılmaz bir şey. Tüm binaların tepesinde zaten rüzgar enerjisi, güneş enerjisi var ve bir atık yönetimi var ama tüm binaların tepesinde tarım yapılıyor. Enginar hasat ettim ben Rotterdam'da. Yani binanın çatısında enginar hasatını gösterdim ben Türkiye'ye. Mümkün yani. Başka bir tarım gerçekten mümkün. Ne öneriyorsunuz diyenlere bunu söylüyorum. Kesinlikle ümidimi kaybettim. Hükümet böyle bir adım atmayacak. Nasıl hayvan hakları yasası çıkmayacak? Çıksa bile hayvanların haklarını gerçek anlamda korumayacaksa aynı şekilde gıdanın ve tohumun özgürlüğü mümkün olmayacak. Çünkü milyarlarca dolarlık bir rant, sadece ilaç rantını düşünsenize. Diyorum ya, bayiler eliyle tuzağa düşmüş köylü. Farkında bile değil. Ama köylü farkına varsa bile eski hayatına dönmek istemiyor. Bana kullanma kılavuzu olan tohum ver abi diyor. Ne işim var benim diyor ata tohumuyla falan. Verim bile yok bunun. Verim yok çünkü üniversitelerimiz üzerinde çalışamıyor. Verim yok çünkü ata tohumlarının hepsi karanlık bankalarda. Dünyanın en iyi tohum bankaları Türkiye'de diye reklam yapıyorlar. Tohumun tek bankası vardır. Hatırlayın, o da topraktır. Tohumun tek bankası topraktır. Ben küresel iklim krizinin etkilerini göreceğim. Açlık olacak, pandemi çıkacak. Aman tohumlarımı saklayayım yastık altında, odalarda, bankalarda. Saçma. Tohum bütün bu atmosferik değişimlere nasıl uyum sağlasın? Ben kedimi bile dışarı salarken tırnaklarını asla kesmiyorum dışarı çıkacaksa yazın. Çünkü kendisini savunmak zorunda. Tohum da yok olmamak için kendisini savunmak zorunda. Nerede savunacak? Su yok. Yeraltı suları bitmiş. Yağmur yağmıyor. Havadaki oksijen miktarı azalmış. Son derece korkunç bir hava kalitesi, müthiş bir tüketim ve giderek ısınan bir dünya, yazları giderek soğuyan da bir gelecek. Tohum nasıl yoluna devam etsin? Mesele bu. Bunları anlatmazsam benden başka kimse anlatmayacaktı. CNN Türk yönetiminin de ilk yıllarında biliyor musunuz? Kim izler ya, ne tohumu, ne çin, neden bahsediyorsun diye çok gırgır geçtiler benden. Her yerlerde gırgırlar geçtiler. Sonra yine bilinçli insanlarımız bu programı
Ben nereden çıktım? Domates tarlasından çıktım. Yoksa kim takardı? Cem Seymen'i yani. Ben sıradan bir muhabir olarak hayatıma devam edecektim. Sistem bunun üstüne kurulmuştu zaten. Bak gazeteciler soru bile soramıyor. Markalı markalı gazetecilere bakıyoruz bak. Yani ellerini kavuşturup eğer Erkin karşısında korkuyorlarsa soru bile soramıyorlar. Soru sorduk diyorlar ama soramıyorlar. Ne gazeteci soru sorabiliyor, ne hakim hesap sorabiliyor, ne de tarladaki ziraat mühendisi denetleme yapabiliyor. Yani tam bir başıboşluk. Evet, peki bu Atatürk'ün üzerinden yurttaş örgütlenmesi ne demek? Nasıl örgütlenecek yurttaşlar? Şimdi biz biliyor musunuz ben çok seviniyorum hareketin bu kadar çok karşılık bulmasına. Birkaç gün içinde sadece belki bir haftayı bile bulmadan süre içinde 50 bin lira kadar ulaştık. Yani gönüllü olarak insanlar katılım sağlamak istiyorlar. Ben ata tohumunun ne olduğunu anlatmışım. Ama şu anda anlatmak durumunda olduğum şey endüstriye savaş açmak. Gıda endüstrisinin, bu kapitalist ekonominin, vahşi kapitalizmin bize dayattığı önce ye, sonra hasta ol, tedavisi için eczanelere, hastanelere koş. Bu zinciri kırmak zorundayız. Yani çocuklarımızın geleceği için kırmak zorundayız. İşgal altında. Hem topraklarımız hem de sağlığımız büyük bir işgal altında. Rant ve kar ekonomisine nefes alıp veremeyiz. Buna uyanmak zorundayız. Benim yapmak istediğim şimdi yani 50 binleri 1 milyonlara çıkarabilmek. Aynen Gandhi'nin yaptığı gibi tuza yürümek. Anadolu'nun her yerine gidip kahvelere gidip konuşmak. Eğer gücüm bana izin verirse, eğer enerjim buna müsaade ederse. Çünkü ben televizyoncudan alabileceğim her şeyi aldım. Yani ekran hırsım artık yok. Yani hayatımın sonuna kadar kendimi rahatça idare edebileceğim kadar bir emekli maaşım olacak. Hiçbir zaman yani büyük lükslerim, büyük arzularım, yat kat filan gibi hayallerim olmadı. Katlarım oldu. Başımı sokacak bir evim var. Kira getirecek bir evim var. Bunlar bana yeter. Hayatımın sonuna kadar kendimi rahat ve güvende hissedebilirim. Dolayısıyla ben ülkem için çalışacağım. Bundan sonrası için bir sivil toplum hareketi yaratmak için nefes alıp vereceğim. Yani ana akım medyada bir prime time bir zamanda şov yapacağıma, program yapacağıma, bu benim mesleğim, yapmak isterim. Ama istediğimi şu anda yapabiliyor muyum? Hayır. Tarım programım bile yayından kaldırıldı. Ama kanalımdan ayrılmış değilim. Kanal tarım programı ya da düşünce programı yapmamı istemedi. Şu anda düşünme diyor Türkiye bize. Düşünme. Sadece olanları izle diyor. Okey, yapabileceğimiz bir şey yok. Başvuracağımız bir yargı var mı? Yok. Sonuç alabileceğimiz bir umut imkanı var mı? Yok. Ne yapmalıyız? Başımızı kapatıp fırtınanın geçmesini beklemeliyiz. Ben yeterince konuştum tarım için. 8 sene konuştum. Artık yani zaten bu saate kadar anlamadıysa insanlar bir 8 sene daha konuşmanın bir manası var mı? Mutlulukla görüyorum ki çok da iyi anlamış. Herkesin anlamasını, herkesin olan biteni fark etmesini beklememiz mümkün değil Itır Hanım. Bir avuç insan gerçek anlamda bir şeyler yapmak için bir sosyal hareket için bir araya gelecek enerjiyi ortaya çıkarıyorlarsa bu enerjiyi boşa harcayamayız. Bunun kurgusu bana ait. Bunun bundan sonraki planlaması bana ait ve benim sorumluluğumda. Çünkü bunu ben çıkardım. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde vakfın izni çıkabilirdi. Mayıs ayında toplantı vardı. Çıkmadı. Muhtemelen Cem Seymen ismini gördükleri için biraz daha beklesin bakalım. Sabır dediler. Biz de ne yapacağını bir görelim. Çıkmasın. Vakfı kurdurmamaları mümkün mü? Yani Eylül ayında tekrar toplanacak o kurul ve o imza atılacak. Çünkü ben 12 bin yıldır tarımın kadim bilgiyle beslediği tohumların 2021 yılına kadar gelmiş olan tohumların bekçisi olmaya karar verdim. Onların namus bekçisiyim, sözcüsüyüm. Birilerinin sözcü olması gerekiyordu. Sözcülüğü ben yapıyorum şu anda. Yaptığım çok önemli bir iş değil yani çok da abartmamak lazım. Ben bir vakıf hareketi kuruyorum, bir sivil toplum hareketi kuruyorum. Bir sivil itaatsizlik çağrısı yapıyorum. Diyorum ki bizim yediğimiz içtiğimiz her şey zehirken, zehirin üstüne ekstra zehirler atılıyorken, kimyasallarla bizi öldürüyorlarken 12 bin yıldır bu tohumların ben bir kenarda kalmasına izin vermeyeceğim diyorum. Bunun bir namus borcu olduğunu söylüyorum. Arkadaşlarım da bunu son derece içselleştirdiler ve büyük bir heyecanla çalışıyorlar. Ankara'da Ömer Karaca var. Ömer Karaca ile bu şeyi bir paylaştığımda zaten onun yani sivil toplum çalışmaları çok fazlaydı. Birçok kadın kooperatifle beraber çalışıyordu.
Güçlerimizi birleştirebilir miyiz hocam dedi bana. Yani tavrı, yani hayal ettiği dünya, girişimleri, kadın hareketini, sivil toplum hareketini, üretim mekanizmasını bu kadar çok taçlandıran bir insanın yaptıkları beni de etkiledi. Ve güvendim ona, güçlerimizi birleştirdik ve bir atatohum hareketi şimdilik başlatmış olduk. Bütün Türkiye'de örgütlenebilir miyiz? Emin değilim, bakacağız. Çünkü bunlar para işi, bunlar zaman işi, bu işler enerji işi, bu işler biraz da risk işi yani. Bakacağız. Tam da onu soracaktım. Sizi desteklemek isteyenler. Son artık çok az vaktimiz kaldı. Bir iki dakikada sizi destekle. Yani binlerce gönüllü evet başvurmuş atatohumhareketi.com zannediyorum linkiniz. atatohumhareketi.com. Kolay bir şey de değil yani. 5-6 dakikalarını veriyorlar o şeyi doldurmak için, formu doldurmak. Ne yapmak istediklerini bir kez düşünüyorlar. Ben herkese nasıl yaşamak istemediğinizi düşünün diyorum. Ne yapmak istemediğinizi düşünün ve öyle karar verin. Biz böyle yaşamak istemiyoruz. Yani çocuklarımıza en iyi yaşam standardını veriyoruz ama en kalitesiz, en zehirli gıdayı yediriyoruz. Gıda bizim geleceğimiz diyorum. Ve ikna etmesi de zor olmuyor. Bütün Türkiye'de bir avuç genç insan biliyorsunuz, siz de bilirsiniz, tohum takas şenlikleri yapıyor. Şimdi ben bu güzel insanları bulmak istiyorum. Ne yapıyorlar? Beraber bir şeyler yapalım. Bütün Türkiye'de bu farkındalığı oluşturmak için güçlerimizi birleştirelim. Bu bir Cem Sevmen hareketi değil ki. Bu bir atatohum hareketi. Bu bir sivil itaatsizlik hareketi. Baş kaldırma hareketi. Toprağı kurtarma hareketi. Tohumlarımızı yani maalesef maruz kaldıkları kodesten çıkarma hareketi. Hapishaneden kurtaracağız ve özgürlüğüne kavuşacağız. Hepimiz gibi bizler de kavuşacağız. Yani çok az zaman kaldı hepimizin özgür kalmasına. Hepimiz biliyoruz bunu. Sadece adlandırmıyoruz, konuşmuyoruz. Evet, benim için bu gerçekten bir özgürleşme, özgürlük hareketi. Aracı tohum ama amacı da başta çocukları ama tabii ki bütün toplum. Özgürlüğün rengi mavidir koydum kitabımın adını da. Yani orada da tarım meselesini çok iyi anlattım. Köy enstitülerini iyi anlattığımı düşünüyorum. Merak edenler lütfen özellikle köy enstitülerinin neden Türkiye'de kapatılmış olduğuna bir de o gözle bakıp okusuna ve gençlerin okumasını istiyorum. Köy enstitüsü iki kelime Türkiye'nin geri kalmışlığının kısa tarihidir. İki kelime. Lütfen köy enstitülerinin neden kapandığı okuyun, anlayacaksınız neden sahip çıkmamız gerektiğini atatohumlarına ve tabii ki insanlarımıza ve tabii ki üreticilerimize. Cem Seymen çok teşekkür ediyoruz. Zaman Ben ayırdığınız teşekkür ederim. heyecanınızı, enerjinizi ve bilginizi bizle paylaştığınız için. Biz Şehir Hepimizin programında bütün kent paydaşlarına ama daha çok da birazcık da yerel yönetimlere hem bilgi hem ilham vermek çok istiyoruz. Umarım bu konuştuklarınızdan ilham alan yerel yönetimlerde bu bahsettiğiniz örneklerini verdiğiniz kentsel tarım politikaları ile ilgili düşünmeye başlarlar. Çok teşekkürler. Yolunuz açık Son olsun. olarak çok teşekkür, hepimizin yolu açık olsun. Son olarak şunu da söyleyeyim. Buyurun. Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm ve ona da sordum. Dedim ki yani seçim vaatlerinizden bir tanesi tarım alanlarını açmaktı İstanbul'da. İstanbul'un kendi gıdasını, yani 20 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. İstanbul'un bunu başarırsa her yer başarır. Tarım alanlarını açmaktan bahsediyordunuz ve kendi tarımımızı üretmekten. Ne oldu? O heyecanı görmüyorum ben dedin. Meğer Kanal İstanbul nedeniyle çok geniş araziler kamulaştırılmış. Kanal İstanbul projesi nedeniyle tarım arazilerinin çok büyük bir kısmı kamulaştırılmış. Yazıktır yani Türkiye'nin geleceğine. Tarım toprağı çok kıymetli, üstündeki 20 santim. Bir hazine o. Düşünebiliyor musunuz? Betona gidecek. Korkunç bir şeyden bahsediyoruz yani. Çok yazık. Ama elimizden geldiği kadar mücadele etmeli, direnmeli ve topraklarımızı kurtarmalıyız. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Haftaya yeni bir şehir hepimizinle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.